Merhabalar sevgili izleyiciler. Gündem Sağlık Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri Adana Medline Hastanesi'nin çok değerli hekimleriyle sağlıkla gündemi tutmaya devam ediyoruz. Bugün, tabii bugün özel bir gün. Bugün 21 Mart, Down Sendromlular Dünya Farkındalık Günü. Bizden biriler, onlar da bizim gibiler. Artı bir fazlaları var. Çok da sevgi dolular, çok da neşeliler. Güzel iletişim kurulabilir. Onlar da bizden biri ve biz bugünü onların farkına vararak, her zaman farkına vararak geçirelim istiyoruz. Bugün sevgili izleyiciler stüdyomuzda Adana Medline Hastanesi'nin çok değerli hekimlerinden plastik ve rekonstrüktif uzmanı operatör doktor Burak Yiyenoğlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler İyi deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün 21 Mart. Dünya evet. Down Sendromlar Farkındalık Günü. Bir şeyler evet. söylemek ister misiniz bugün? Benim de iki tane evladım var. Allah bağışlasın. Onlara selam yolluyorum. Küçük oğlumun ufak bir sorunu olmuştu. Şimdi Allah'a şükür iyi. Down sendromlu çocuklarımıza buradan selamlar yolluyorum. Evet. Onlar ben çok seviyorum. Sizin söylediğiniz gibi. Onlar yani bizim içimizden evet, canımız, kanımız... Evet. Hepsini tek tek öpüyorum. Evet. Bir de şeyler, bir tanıştığınız zaman, bir ortama girdiğinizde, bir diyalog kurduğunuzda 6 ay sonra da karşılaşsanız sizi unutmuyorlar. Evet. Öyle güçlü hafızaları bir var. Bir duruluk var, bir evet. samimiyet var, bir sevgi var. Var, aynen. Sevgi var. Gerçekten İnsan öyle. İnsan hayattan zevk alıyor. Evet, evet hocam. Onların annelerini, babalarını, benden büyüklerin ellerini öpüyorum. Evet, sağ olun. Küçüklerine de, küçük kardeşlerime de selamlar yolluyorum. Şimdi bugün aslında hanımları yakından ilgilendiren, beyleri de kısmen ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Memeyi konuşacağız. Estetik, evet. meme estetiklerini konuşacağız. Kadınlığın simgesidir meme, estetiğin simgesidir hocam. Zaman zaman sıkıntılar da yaşanabiliyor. İşte yaşa bağlı vesaire bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ne tür sıkıntılar yaşıyoruz ve ne tür düzenlemeler yapıyorsunuz meme ile ilgili? Şimdi meme insan için gerçekten çok önemli bir organ. Evet. Bayanlar çok çok önemsiyor hepimizin bildiği gibi. Bazen yani olayı anlatmak açısından bazen iki bayan geliyor. Hı hı. Birinin memesi küçük, diğerininki büyük. Diyor ki ya benden alıp diğer bayan tabii bu mümkün değil. İnsanlar iki kardeş bile olduğu oluyor. Hmm. Birisinin küçük birinin büyük. En temel sorun bu. Evet. Memenin küçüklüğü, büyüklüğü ve bir de daha nadir bayanlar açısından meme sarkmış ama küçük. Yani toparlama diyoruz. Hmm. Bazen büyütmek istemiyorlar evet. bayanlar. Bazısı da sarkmış memeyi hem toparlayalım hem büyütelim diyorlar. Hmm. Aslında hastaya göre bizim yaklaşımımız değişiyor. O yüzden bazı hastalar bir başka hastamdan telefonumu alıp arıyor. Hocam diyor benim bir sıkıntım var memeyle ilgili. Şimdi telefondan gerçekten konuşmak anlamsız oluyor. Bir görmek gerekiyor. Evet. Çünkü hastaya göre hareket ediyoruz. Tabii şimdi izleyiciler içerisinde erkek hastalarımız da var. Ben her programda değiniyorum. Bayanlara göre daha az olsa bile azımsanmayacak kadar erkek hastalarımız da var memeyle alakalı. Değil mi? Sorun yaşıyor. Tabii daha çok her zaman hemen hemen erkeklerdeki sorun memenin büyük olması. Hmm. Ona da biz jinekomasti diyoruz. Evet. Onunla da ilgileniyoruz. Evet. Peki hocam bu durumda hasta olarak değerlendirebilmeniz için gelen kişiyi yaş ve hangi koşullar gerekiyor yani müdahale etmeniz için? Şimdi tabii ergenlik çağının birçok ameliyat için öyle. Özellikle estetik ameliyat yapılsa da olur, evet. beklenebilir. Bazen küçük yaşta da gördüğümüz oluyor. Ergenlik çağının geçilmesinde fayda var. Hı-hı. 18 yaş civarı. Bir de benim her hastamda değindiğim konu bekar. Genç bir hasta geldiğinde evet. hani yaş diyelim ki 23-25 eğer estetik kaygıları varsa diyorum ki yakın planlı bir evliliğiniz var mı? Neden? Hı. Çünkü evlilik sonrası hamilelikte hormonal düzeyler değiştiği için meme etkileniyor. Evet. Memede değişiklikler oluyor.
O yüzden gebelik sonrasında toparlamalar tahmin edeceğiniz gibi daha mantıklı. Hastayla konuştuktan sonra hasta böyle bir şeyi düşünmüyor ve gerçekten içinde bulunduğu problem kendi için çok önemliyse daha öncesinde ameliyatını yapıyoruz. Evet. Yani hem meme büyütme hem küçültme için. Küçültme. Burada hemen yani insanların haklı olarak aklına en çok gelen konu şu. İşte süt vermemiz etkilenebilir mi? His etkilenebilir mi? Tabii ki her ameliyatın riskleri var. Ama bu tahmin edeceğimiz gibi çok fazla değil. Çok düşük oranlarda süt verme problemleri yaşayabilir. Kaldı ki bir insan hiç ameliyat olmasa bile süt veremediği oluyor. Tabii. Yani o bu da var. Yaşayabiliyor. Allah'a şükür benim ameliyat edip de daha sonradan evlilik yapıp çocuk doğuran hastalarımdan süt veren yani hemen hemen öyle hepsinde sıkıntı neredeyse yaşamadınız. Neredeyse yaşamadık Evet. diyebilirim. Peki hocam o gebelik sürecinde bir sıkıntı oluyor mu? Memede silikon var. Hani genel tabiriyle protez ama biz halk silikon olarak biliyor Evet. bunu. Memede silikon var. O gebelik sürecinde bir sıkıntı oluyor mu? Yani şimdi biz protezi tabii burada koyduğumuz yere hemen değinelim. Evet. Nereye memenin konuyor? İçine koymuyoruz. Memenin altına koyuyoruz. Memenin altına koyunca aslında memenin fonksiyonlarıyla direkt alakası yok. Yok. O yüzden hastalarımız süt veriyor veya memenin fonksiyonları ciddi bir etkilenme olmuyor. Burada önemli konu şu. Bir miktar memesi var. Yakında da hamilelik düşünüyor. Koyduğumuz protezin hacmine bağlı memede zamanla deformasyon o gebeliğe bağlı memenin aynı balon misali büyük küçülmesine bağlı şekil bozuklukları oluşabilir. Evet. Onun için daha sonrasında öneriyoruz. Evet. Peki hocam ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? Ben yani silikon meme protezi. Evet. Meme büyütmede silikon meme protezi kullanıyorum. Dünyanın da kabul ettiği, yoğunlukla kullanılan bu zaten. Evet. Ameliyat tekniği olarak da yani bu malzemeyi zaten şimdi insanlarımız o kadar bilinçlendi ki bir de sosyal medya o kadar güçlendi. Bir düşünsenize herhangi bir yerde bir şey yazıyorsunuz internette karşınıza çıkıyor. Bazı hastalarımız o kadar bilinçli ki protezin markasıyla geliyor. Yani tabii protez çok önemli. Değil mi? Evet. İnanın çok önemli. Bir takım sıkıntılar proteze dikkat etmezsek uluslararası kabul edilmiş ciddi markalar kullanmazsak sıkıntılar yaşanabilir. Ne tür sıkıntılar biz, mesela ben, hocam? Mesela çok önceden silikon bazı ülkelerde sanayi tipi silikonlar meme büyütmede kullanılmış. Kanserle ilişkisi kanıtlanmış. Şimdi bizim kullandığımız tabii ki böyle bir şey değil. O yüzden sıkıntı yaşanmıyor. Peki şey olarak şekil olarak kullandığınız silikonlarda şekil olarak farklılık var mı hastaya göre uygulanan? Damla ve yuvarlak. Yani aynı marka, aynı malzeme yuvarlak ve damla şeklinde kullanıyoruz. Burada da ben ikisini de kullanıyorum. Hani şunu kullanırım, bunu kullanmam diye bir şey yok. Orada da hastaya göre yaklaşıyoruz. Hastanın talebini, hastanın isteğini, meme şeklinin oluşacağı şekle göre değerlendiriyoruz. Kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki hocam bu protezlerin ömrü ne kadar? Şimdi takiplerde sıkıntı yoksa hasta kullanmaya devam ediyor. Ama katalog olarak 10 yıl miyat söyleniyor. Ama biz burada en önemli şey ister meme küçültme ister büyütme olsun. Evet. 40 yani hastalara hem genel cerrahi hem de plastik cerrahi düzenli takiplerini öneriyoruz. Çünkü bir insan meme estetiği olmasa bile meme kanseriyle karşılaşma ihtimali var. Var tabii. O yüzden takiplerini öneriyoruz. Bu arada da meme protezi de takip edilmiş oluyor. Oluyor aynı tabii zamanda. Ki. Peki yine en çok sorulan sorulardan biri de mamografi çekilebiliyor mu silikonlu şimdi, memeye? Öncelikle meme silikonu yapılmış hastada
genelde meme ultrasonuyla takip öneriliyor. Mamografi çok şartsa uygun koşullarda yapılabilir. Hasta bazen birazcık acı duyuyor. Ama şimdi tıp işte dinamik, sürekli değişken. Şimdi bir de meme MR'ı çıktı. Meme MR'ı çekiliyor. Yani meme MR'ında daha detaylı incelemeler mümkün. O yüzden ilgili arkadaşlarımız, genel cerrahi hekimi ve plastik cerrahini birlikte böyle bir şey düşündüğü zaman bizim destekçimiz var. Meme MR'ı çekilebiliyor yani. Evet. Şimdi nasıl sonuçlar alıyorsunuz hocam? Hasta geldi, mutsuz. Küçücük memeleri var ve büyütmek istiyor. Sonuç nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz? Şimdi bu en ben güzel tarafı meme, herhalde. meme ya meme büyütmeyi de küçültmeyi de sonuçlarda çok net görüyoruz. Ve çok mutlu oluyor hastalar. Özellikle şimdi geliyor genç bir kız. Bazen gerçekten dümdüz oluyor neredeyse. Protezi koyuyorsunuz. İyileşme periyodu yaklaşık işte 15-20 gün sonra bir şekilleniyor meme. O mutluluğu yüzünde görüyorsunuz hastanın. Meme küçültmede de ben yani böyle 70-75 yaşlarında bir hastam olmuştu. Çok istekliydi. Meme küçültme yaptık. Artık diyor duramıyorum diyor. Boyundan, ağrıdan. Belki yani tam hatırlamıyorum. Her bir memeden birkaç kilo çıkarmışızdır. Ya dedik ben bu ameliyatı niye yıllar önce olmamışım? Ve inanın hani ben hastayla her şeyi yaşayan bir hekimim. Ağrı duysa ağrıyı hissederim neredeyse. Kendimi hastaya o anlamda veren bir hekimim. Her hastamda net bir şekilde o yüzdeki ifadeyi, postür, duruş değişikliğini, memesi büyük olup küçültüleni net görüyoruz yani. Evet. Yani o tabii sizi de çok mutlu eden bir şey. Evet tabii yani ki. Yani hastanın o mutluluğu. Şimdi düşünün bir program yaptınız. İnanılmaz keyif aldınız. Evet. Çıkışta siz mutlu olmuyor musunuz? Evet, evet. Aynı yani insan ne iş yaparsa yapsın. Sadece bence yani bu belki bizi küçük kardeşlerimiz de izliyor. Bence sadece hedefi para kazanmak olmamalı. İnanın ben aileler geliyor çoktur yani ameliyatını yapmamak için iknaya çalıştığım hasta. Yani çünkü veya işte zamanlama olarak biraz önce değindim jinekomasti de çok basit kusurlarla geliyor bazen hasta. Anne baba böyle tedirgin. Oturuyoruz diyoruz ki çocuğa ya 16 yaşında mesela diyorum yani bak diyorum tetkiklerini yapalım acelen yoksa üniversite sınavım var biraz kilo ver bir hormonlarına bakalım diyoruz anlatıyoruz. Hala şikayeti varsa yapılacak bir şey yok. Bir şey yok. Tabii. Peki hocam nasıl nereden giriyorsunuz? Yani protezi şimdi nereden güzel yerleştiriyorsunuz? Bir şey vardı. Az önceki bu slide'da. Burada durabiliriz şimdi arkadaşlar. Dünyada en yaygın kullanılan oraya geri dönelim arkadaşlar bir öncekine. Hemen hemen 3 yöntemden burada bahsediliyor. Şimdi slide üzerinde gösterirsek daha verimli olur. Şey de çok önemli hocam arkadaşlar slide ayarlarken iz kalıyor mu? Şimdi insan vücudunda bir kesi yapıldığı zaman nereye yapılırsa yapılsın. Evet. Tabii ki iz kalma riski var. Burada tabii izi etkileyen neler onu konuşmak lazım. İzi etkileyen belli başlı bir sürü sebep var ama en önemli sebepler bir yapılan teknik. Burada kalsın arkadaşlar. Bir diğeri hastanın kendi vücut cevabı. Çok önemli. İnanın bazı hastalarımızda ben birkaç yıl sonra geldiğinde bakıyorum ben fark edemiyorum kesiyi. Yani hastayı ameliyat ben etmemiş olsam anlayamayacağım yani. Evet. Ama bazı hasta hatta bazen akraba bile oluyor daha belli iz kalıyor. Burada en önemli şey aynı işi aynı tekniği kullandığımıza göre her insanın vücut cevabı deri farklı rengi fark ediyor. Şimdi burada başlıca 3 yöntemi gösteriyor. Meme yani koltuk altı meme başı etrafından ve memenin altından. Şimdi dünyada en yoğun kullanılan hatta bazı uluslararası toplantılarda da bu konu tartışılırken şahit oldum.
En yaygın kullanılan memenin hemen altından. Yani hem meme başına etkilememiş oluyorsunuz. Evet. Burası çok uzak bir yer. Memenin altından o memeyi kaldırdığımız zaman biz sulkus deriz. Sanki oluk gibi bir yer var. Oraya yakın girdiğimiz zaman sahayı daha iyi gözetiyoruz. Bir de tabii bir hekim kendisi için en iyi yöntem. Evet. En rahat çalışacağı. Evet, orayı kullanmalı. Evet. Ben hep burayı kullan, bu bölgeden yaptığım için diğer yöntemleri kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Mesela koltuk altından girildiği zaman da hani hep şey duyarız, protez kayacak, kayar. Öyle riskler var mı hocam? Şimdi ben yapmadığım yöntem hakkında hiç yorum yaparsam yanlış olur. Ama yani. Ama en sağlıklısı diyorsunuz alttan. Bana öyle geliyor. Evet. Ve onu daha çok tercih ediyorsunuz. Peki şeyden bahsedelim biraz da. Meme küçültme ameliyatlarından. Evet, birçoğu yine estetik kaygıyla yapılıyor ama çoğu da sanırım sağlık açısından tercih ediliyor değil mi meme küçültme? Şimdi zaten memenin büyüklüğüne çoğu zaman hemen yani her zaman diyebiliriz. Memenin sarkıklığı eşlik ediyor. Yani hem sarkmış hem büyük. Biz hem dikleştirmiş oluyoruz hem de küçültmüş oluyoruz. Evet. Küçültürken doku çıkarıyoruz. Bunları hemen belirtmek istiyorum. Ne çıkarırsak çıkaralım patolojiye yollamamız lazım. Ben o çıkan dokuları tahlile mutlaka yolluyorum. Memeyi küçülttükten sonra toparlıyoruz ve dikleştirmiş oluyoruz. Tabii ki bir doku çıktığı için ben şimdi bazı artık çok azalıyor. Dediğim gibi Türkiye'de gelişiyor. Hı hı. İnsanların hayata bakışı değişiyor. Öncelikleri değişiyor. Bizler milli mücadeleden çıkmış ataların çocuklarıyız. Evet. Yani ta oralardan buraya geldik. Giderek önceliklerimiz değişiyor. Şimdi bir doku çıkardığınız zaman vücut ister istemez rahatlıyor. Yüzde ifade değişiyor. Yani düşünün. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Eşiyle bunu anlatamayan hanımlara. Bazen eşiyle birlikte geliyor. Diyorum ki siz birer kilo ağırlığı boynunuza asın. Asıp gezmeyin. Yani asıp bir dakika bakıp çıkarmayın. Birkaç saat gezin. Gezin bakayım. O boyuna binen yük, sırta binen yük gerçekten önemli. Ve onu en net hasta ameliyat olduktan şöyle bir ameliyat ağrıları hafif rahatladıktan sonra hemen şunu da söyleyeyim, çok ciddi inanılmaz ağrılar olmuyor. Evet. Ben en azından hastalarımda öyle görüyorum. Hasta rahatladıktan sonra iyileşme periyodu birkaç hafta geçtikten sonra o yüzdeki ifadeyi görüyorsunuz. Evet. Yani. Evet. Peki hocam ne kadar sürüyor hem küçültme hem büyütme ameliyatları? Ameliyat süresi. Hasta ne kadar hastanede kalıyor? Normal yaşantısına ne zaman ciddi dönüyor? Ciddi bir problem yoksa bir gece kalması yeterli. Evet. Bir gün sonra genelde taburcu ediyorum ben hastaları. Kendim hastanın pansuman yoğunluğu bitene kadar genelde pansumanlarını çok ciddi hasta açısından bir mani yoksa gidip gelme problemi hep ben yaparım. Hastayı görmek isterim. Evet. O sadece bir yara malzemesi sürüp kapatmak değil. Evet. Hastayla psikolojik olarak onu paylaşmak çok güzel. Olarak da bakıyorum. Çok güzel. Tüm kontrollerini görürüm hastanın. Bir hafta 10 gün böyle 2-3 güne bir pansumanlarını yapıyoruz. İlk hafta genelde duş aldırmıyorum hastaya. Evet. Yani hastalara bunu paylaşıyorsa hastaların en önemli sordukları şeylerden biri. 10 gün civarında böyle ağır bir şey kaldırıp indirmemek. Çünkü bazısının küçük çocuğu oluyor veya ev işleri. Bayanların en önemli sorunu. Onlara işte yardımcısı varsa ona yoksa eşine aktarıyoruz. Ondan sonra 10 gün dolduktan sonra yavaş yavaş aktiviteler başlıyor. 15-20 günden sonra ufak tefek sporlara başlıyoruz. Eğer yaptığı aktivitede ağrı oluyorsa zorlamayın diyorum. Bir yaralar iyileştiyse 1,5-2 ay sonra da böyle denize, havuza girmesine izin veriyorum hastalara. Peki zor bir ameliyat mı hocam?
Ya bence hiç zor değil yani. Hastaları görerek konuşuyorum yani. Evet. Eğer zaten bir bayan kafaya koyduysa, yani estetik cerrahinin hastaları bir şeyi kafaya koyduysa yapacak. Yaptırır. Kesin. Evet. Parasını ayarlar veya pozisyonunu ayarlar, yaptırır. Yaptırır. Evet. Yaptırmayı düşünüyorsa hastalar buna vakit ayırsınlar. Bence yaptırsınlar. Evet. Hiç yani hele ki hani meme büyütme psikolojik komponenti olabilir. Bir de kişinin kendi fiziksel şeyi. Ama meme küçültmede bazı ızdırap kısmı da var. Bence hiç, ki biz Adana'dayız, onu da belirteyim. Meme altlarında pişikler oluyor. Evet. Egzematöz döküntüler oluyor. Bence hiç ertelemesinler. Koku yapabiliyor. Koku iri yapıyor. İri tabii, memeler tabii. Koku olayı da oluyor. Peki lokal yapılabiliyor mu hocam meme ameliyatları? Ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Hiç yapmadım. Ya. Şimdi şöyle, ben yeni hekim adayı arkadaşlara da söylüyorum genel anlamda. Ve hastalara da söylüyorum. Tüm izleyicilere söylüyorum. İnsan kendi eşine, çocuğuna yapmasını, yapmayı düşünmediğini başkasına yapmamalı. Yani istenmeyen ufak tefek pürüzler her zaman olabilir. Ama önemli olan o özveri. Ben asla kendi ailemden, kendi canımdan birine bu işleri lokalle, böyle ayaküstü bir yerde, ayaküstü bir zamanda asla yapmam. Evet. Yani hasta bazen bazı şeyleri acele eder. Şimdi isim söylemeyeyim. Yeni hastanın bazı tahlillerinde hafif bozukluk çıktı. İlla olayım diyor ameliyatı. Asla yapmam. Ben anestezi uzmanıyla görüşüyoruz ameliyat öncesi. Bazı tahliller yaptırıyoruz. Onlarda minicik bir sorun olsa asla. Evet. Yani uygun zamanda yaparız. Hiç acele etmemek lazım. Şimdi bazen her hastama ameliyat öncesi yaşına göre meme ultrasonu veya mamografi yaptırırım. Rica önce. Ederim önce. Hem erkek memesi hem bayan memesi. İster küçültme olsun ister büyütme. Mutlaka ultrason veya mamografi görüyoruz. İnanın içlerinde üzülerek de söylüyorum. Meme kanseri yakaladığımız hasta oldu. Daha ameliyat etmeden. Ama nasıl biliyor musunuz? Bir hastamı hiç unutmuyorum. Bir küçük bir kitle bulduk. Minik, şöyle şüpheli. Hasta dedi ki ya siz ameliyatı yapın. Olmaz dedim. Bir, bu işle genel cerrahi ilgileniyor. Bir görsün. Gördü. Ya dedi Burak Bey, çok önemli bir şey değil gibi ama dedi istersen buradan bir parça alayım ben dedi. Sen al dedim. Aldı. Yani daha başlangıcı bir meme kanseri yakaladı. Evet. Hem üzücü sayenizde. Hem sevindirici evet, yani. Evet, bu iyi bir şey, vesile olmuşsunuz çok, çok, çok. Yani. Yani bizde ne yazık ki toplum olarak hepimizde, ben de öyleyim, siz de öylesiniz. Bir şey başımıza gelmeden yaptırmıyoruz. Aslında bayanların, tekrar tekrar söylüyorum, bu ameliyatlar olmasa bile kontrollerini yaptırmasına mutlaka, fayda evet, var. Yaptırmaları gerekiyor. Erken tanı çok önemli. Çok önemli. Her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde özellikle çok, erken çok tanı önemli. Çok önemli. Tabii bu bizim konumuz değil. Evet. Ama bu bizim sosyal sorumluluğumuz. Evet, evet, aynen öyle hocam. Peki uygun zaman estetik ameliyatlar için herhalde böyle şeye göre değişen zamanlar var değil mi? Şimdi yapılan bu ameliyatları her zaman yapıyoruz. Evet. Şimdi mesela insanların yazın yapılmaz gibi ama her zaman yapıyoruz. Evet. Yazın çünkü birçok insan yıllık izini kullanıyor. Eğitim camiası yazın müsait. Yazın hatta daha çok yapıyoruz o yüzden. Ama şimdi uygun koşullarda kış ayları daha iyi gibi görünüyor. Evet. Ama hastanın tatillerini ayarlayabiliyorsa, tabii. deniz havuz problemlerini giderebiliyorsa, çok sıcakta kalmayacaksa her zaman olabiliyor. Olabilir. Yani. Herkesin evinde klima var. Bir de artık iyileşme süreleri kısaldığı için daha dediğiniz gibi her zaman aslında yapılabilir bu ameliyatlar. Şimdi erkeklerde meme estetiğine gireceğim ama girmeden önce emzirme ve gebelikte hiçbir sıkıntı yok. Yapılabiliyor dediniz. En azından sizin şimdi yaptınız. Bir de emziren bayanların problemi var. Şimdi bayan doğum yapmış.
bebeğini emziriyor. Ememesi büyüdü, deforme oldu. Evet. Hemen bu onu değinelim. Olur. Yeri gelmişken. Evet. Öyle hastalarımız da geliyor. Ben diyorum ki bir emzirme işiniz bitsin. Evet. Aceleye gerek yok. Bir 6 ayınız geçsin, sonra yapalım. Emzirme bitecek, 6 ay geçecek üstünden. 6 ay geçsin, meme bir kendini bulsun. Hı. Hormonlarınız bir toparlasın. Meme rahatlasın. Çünkü sütü veren kistik yapı evet. gibi. Onlar bir toparlansın. Çünkü bunların hepsi enfeksiyonu da tetikler. Hı. Eğer emziren bir bayana emzirdiği dönemde olmaz tabii, yani tabii. mümkün değil. Evet. Hiçbir sıkıntı yok dedik onda. Gebelik sürecinde ve protezli memede emzirme olayı olabilir. Bir dönem çok popülerdi yine hocam. Silikon patlar mı? Şimdi tabii görmüyoruz. Hı-hı. İnsan yani bir malzeme bu. Evet. Eğer kesici, delici bir alet, bir cisim gelirse patlar. Ama hı-hı. silikon patlaması olarak kastedilen... Çünkü elinize alın, sıkın, sıkıca bir şey olmaz. Evet. Benim algıladığım şu muhtemelen, biz bir dikiş alanından koymuş oluyoruz, bir kesiden Hı-hı. ve dikiş atıyoruz. Eğer erken dönemde oraya bir darbe gelir, o dikiş hattı bozulur, açılırsa silikon oradan görünüyor herhalde. Bazıları bunu kastediyor gibi düşünüyorum. Hı-hı. Anladım. Peki kanser kısmına değindik. Daha önce kullanılan silikonlar sanayi tipi dediniz değil evet, mi? Evet. Onlar da öyle bir şey kanıtlanmıştı. Şimdi bu ürünlerin belli bir fiyatı var. Evet. Hangi yani iyi markaların evet. belli fiyatı var. Çok da azımsanmayacak ücretler. Hı hı. Şimdi bunları azaltmak için tali yollara, yanlış yollara giriliyor. Ben böyle yorumluyorum bunu. Hı hı. Bilerek, kasten bu malzemeleri kullanmak son derece yanlış. Hmm. Bizim burada yani ne yapmalıyız? Uluslararası kanıtlanmış, belgeleri tam, bakanlığımızın izin verdiği ürünleri kullanmamız lazım. Evet. Dolayısıyla insan sağlığı üzerinden yok. Ticaret yapılmaz. Evet. Güvenilir markalar tercih evet, edilen evet. Sağlık Bakanlığı onaylı markaları kullandığımız İnanın takdirde sıkıntı yok. İnanın hastalarımızın çoğu yani daha önce de söyledim artık o kadar bilinçlendi ki neredeyse marka isimleriyle geliyorlar. Ve bunların bir garanti belgesi de var değil mi hocam? Kataloğu var, kutusu var. Teslim ediliyor tabii, hastaya. Tabii. Evet, kayıtlara da giriyor. Peki erkeklerdeki meme estetiğini konuşalım. Çünkü şimdi yaz geliyor, böyle tişörtler giyiliyor. Dolayısıyla erkeklerde o memelerin belirginleşmesi onları çok rahatsız ediyor. Özellikle ergenlik sürecindeki çocuklarda çok yaygın ama onlar normale dönüyor mu zamanla hocam? Yani oluşmuş ciddi bir memede deformasyonun dönmesi çok zor. Bazen ama çok sınırda oluyor. Bunun evrelemesi var, daha çok başlangıç evresi. Veya işte bazı hormonal bozukluklar olabilir onlarda. Veya çok yanlış beslenme alışkanlıklarından etkileniyor olabilir. Bu kalabilir arkadaşlar. O yüzden o dönemde bir takip önemli. Acele etmeden, beslenme süreci. Alışkanlığına dikkat ederek, ergenlik dönemini bir miktar geçirdikten sonra bu ameliyatları yapmakta daha çok fayda görüyorum yani. Evet. Çocuklar bazen neredeyse normal denecek düzeyde bile evet, bu görüntü. Şikayetle geldikleri oluyor. Evet. Onlarla bunu iletişime geçip beslenme alışkanlıklarına dikkat etmelerini önermek evet. lazım. Ama genelde çok ısrarcılar. Dediğim gibi koşullarını en uygun zamana ayarlayıp başlangıç evrelerinde biz iki tür ameliyatı yapıyoruz, iki seçenek. Başlangıç evrelerinde teknik olarak biraz daha kolay, hastayı daha az hırpalayan, bayanlarda sizin de tahmin edeceğiniz gibi liposuction tekniği var. O bölgeye liposuction yapılıyor. Daha basit, evet. Kesisi daha küçük, evet. minicik bir iz bırakarak. Onu yapıyoruz. Ama ileri evre bazen
gerçekten neredeyse bir bayan memesi gibi. Evet, veya görüyoruz. Onun biraz küçüğü şekliyle gelenler var. Onlarda da meme başının mecburen etrafında kesiler yapıyoruz. Öyle küçültüyoruz. Evet. Peki var mı hocam çok başvuru oluyor mu? Şimdi tahmini bir yüzde söyleyeyim. Neredeyse bize tüm şeylerde %10-20 civarında. Yani meme hastaları, estetik meme hastalarında. Geliyor. Mevsimsel artıyor yaza doğru. Değil biraz mi? Daha yoğunlaşıyor. Çünkü denize giden erkekler genelde üst tarafı açık denize girdiği için daha rahatsız edici oluyor. Evet. Peki şimdi size meme büyütme ya da küçültme ameliyatı talebiyle gelen hasta bir takım tetkiklerden geçiyor değil mi hocam? Yani evet. işte dediğiniz ultrason, mamografi yaşına göre bir takım tetkikler yapılıyor. Evet. Ondan sonra ameliyatı alıyoruz. Bir gün hastanemizde misafir ediyoruz. Mutlu mesut uğurluyoruz. Evet. Ve 10 gün içinde de normal yaşantısına dönüyor. Genelde böyle. Peki meme küçültme ameliyatlarını SGK karşılıyor mu hocam? Şimdi orada... Hani bu biraz sağlık açısından olduğu için acaba... Eğitim araştırma hastanelerinde heyetlerden rapor evet. almaları gerekiyor. Gerekiyor. Evet. O koşulda. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ediyorum. Bu zamanda gayet uygun meme ameliyatları evet, için. Gayet Adana Medline Hastanesi'nde de sevgili izleyiciler Burak Yeğenoğlu hocamız var. Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi uzmanı kendisi. İyi ve güçlü bir ekiple bu ameliyatları son derece başarılı bir şekilde yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ben hocam verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Perşembe günü farklı bir konuk ve konuyla yine Medline Hastanesi'nde ile birlikte sağlıkta gündemi tutmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.